Merhaba, Serdar Öner ben. Bugün size hoparlör kabini üretiminde önemli faktörlerden birinden bahsetmek istiyorum. Bu da hoparlör kabinin hangi malzemeden üretilmesi gerektiği ile alakalı veya hoparlör kabini üretiminde kullanılabilecek en iyi malzeme, en uygun malzeme hangisidir? Bu konuda video çekmeme sebep olan şey daha önce çektiğim videoların bazılarının altında bazı yorumlar oldu. Bazı arkadaşlarla yazıştık hem fikirlerimi istediler hem bazı konularda farklı görüşlerimiz olduğunu fark ettim. Ben de böyle olunca bu konuda bilgilendirici bir video çekmeyi faydalı buldum. Kendi bilgim ve tecrübelerim dahilinde ki bu konuda epeyce araştırma yaptım. Şimdi aslında direkt soruya cevap vermek gerekirse yani hoparlör kabini üretimindeki en iyi malzeme kullanabileceğimiz en iyi malzeme hangisidir diye sorduğunuzda aslında bunun cevabı böyle bir malzeme yok. Çünkü bütün malzemelerin kendine göre iyi yanları ve kötü yanları olabiliyor. Mühim olan bizim orada amacımıza uygun malzemeyi seçiyor olmamız lazım. Farklı amaçlarımız olabilir. En iyi ses olabilir, uygun maliyet olabilir. Hem uygun maliyet hem iyi bir ses olabilir. İşte büyük olmaması olabilir, kabinin ağır olması, ağır olmaması olabilir. Birçok faktör var. Bu faktörleri bir araya getirdiğimizde kendi sistemsel tasarımımızı yaparken bizim amacımıza en uygun e, malzemeyi belirliyor olmamız lazım. Şimdi ben aslında burada bizim kullandığımız, bizim için önemli olan kriterlerin üzerinden sırayla geçmek isteyeceğim. Ondan sonra da hangi malzemelerin bunlara daha uygun olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Bir kere kabinlerde e, bizim için en önemli konulardan bir tanesi malzemenin düşük rezonansa sahip olması. Yani ne demek titreşiminin kendi öz titreşiminin çok fazla olmaması. Bu ne demek oluyor? Her malzemenin üstüne vurduğunuzda işte ahşaba vurduğunuzda tık 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 diye bir ses çıkar. Her ahşabın kendine ait bir öz frekansı vardır ve de her ahşabın her boyutunun kendine has bir frekansı vardır. Bizim istediğimiz burada bu titreşimin mümkün olduğunca düşük miktarda ve bizim istediğimiz frekansta olmasını sağlamak. Ee, burada genelde yanlış bilinen bir şey var. Ee, enstrümanlarda olduğu gibi, yani nedir? Ee, i̇şte diyelim ki bir keman, bir kontürbast olabilir. Ee, bu tip e, enstrümanlarda olduğu gibi e, kabinin e, kendine has bir tınısının olması, bir e, tınlamasının, bu rezonansının olmasının e, kabinin ses kalitesine fayda sağladığını düşünen bazı e, arkadaşlar oluyor. Ama bu doğru bir şey değil, doğru bir bilgi değil. Nedeni de şu, her enstrüman, diyelim ki bir keman çalarken evet onun kullanıldığı, onun yapıldığı... ...malzeme, ahşap çok önemli, onun üzerine sürülen cila çok önemli ve benzeri birçok faktör var ve... ...o kemanın telini... ...şey yaptığı zaman, sanatçı... ...çaldığı zaman... ...o sesi, o ahşap... Yükseltiyor ve belli bir tınıda çıkmasını sağlıyor ve bu da o şeyin karakteristiğini belirliyor, enstrümanın karakteristiğini belirliyor. Dolayısıyla o karakteristiği en iyi sağlayan ahşabı seçmeye çalışıyorlar ki işte biliyorsunuz çok ucuza da bir keman var, atıyorum 300-500 liraya da bir keman alabilirsiniz, on binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca liraya da bir keman alabilirsiniz. Buradaki fark da oradaki malzemenin ve o malzemenin o tınıya sağladığı fayda ile alakalı. Fakat biz bunu şeyde istemiyoruz. Biz bunu hoparlör tasarımında istemiyoruz. Nedeni de şu, bizim için önemli olan kaydın yani bir müzik kaydının ses kaydının mümkün olduğunca gerçek enstrümana yakın veya kaydedilen halini en doğru şekilde icra etmek. Dolayısıyla biz bir CD'den bir şeyden dijital kayıttan dinlerken o kaydı aynı şekilde üretmemiz lazım. Bizim buna herhangi bir ses eklememiz, herhangi bir ses çıkarmamız, herhangi bir bozulma yapmamız sesin gerçekliğinden, orijinalliğinden çıkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bir kabin üzerindeki hoparlörler çalışırken, titreşirken kendisi de titreşiyorsa o titreşim o sese ilave olan bir ses olacaktır. Ve bizim aslında gerçek kaydımızı yansıtmayacaktır. Yani bu ses kulağınıza güzel gelebilir ama bir müzikte güzel gelir, bir, bir müzikte kötü gelebilir. Yani bir tınlama olması kabin tarafından. Ama mühim olan e, hi-fi dediğimiz konu nedir? High fidelity yani yüksek sadakat. Gerçeğini en uygun şekilde üretebilmek istiyorsak kabinin e, titreşiminin az olması, malzemenin titreşiminin az olması. Devam edelim Aynı zamanda biz malzemede ne istiyoruz? Kullanım kolaylığı istiyoruz. İşlenebilirlik istiyoruz. Yani kullanım kolaylığı nedir? Ee, i̇şte ahşabı işlemek kolaydır. Testere ile kolay kesersiniz ama bir şeyi kesmek, e, metali veya bir mermeri kesmek daha zordur. Ona özel bir şekil vermek istediğinizde zımparalamak birisinde daha kolaydır, diğerinde daha zordur. Dolayısıyla kullanım kolaylığı bizim yapacağımız kabinin şekline göre önemli olabilir. Ayrıca homojenlik isteyebiliriz. Çünkü homojen bir malzeme. Homojen nedir? Her yerinde aynı nitelikte olan bir malzeme. Bir malzeme aldınız diyelim ki bir ahşap bir tarafı daha yoğunluğu daha fazla başka bir bölümü daha az. Veya bir parti aldınız bir ahşap masif ahşap aldınız. Onun bir bölümü daha şey daha yoğun bir bölümü daha hafif. Bu sizin yaptığınız ürünün özelliklerinin belirsiz olmasına sebep olur. Yani tutarlılığını kaybetmesine sebep olur. Dolayısıyla burada homojenlik önemlidir. Çalışmama ve şekil değiştirmeme önemli. Mesela çalışmama nedir? Bir ahşabın çalışması. Marangozlukla uğraşanlar bilirler. Siz bir ahşap, diyelim ki kapı yaptınız. Ahşap yeterince kurutulmamış, iyi bir ahşap değil. O ahşaptan yaptığınız kapı zamanla içindeki nemini kaybettikçe şeklini değiştirir. Ve diyelim ki kapı kapanmaz hale gelebilir. Bu da çalışma diyoruz biz ahşapta özellikle şekil değiştirme. Siz kabini ürettiniz o çalıştı ve şekli değişti. Bu da tabii istenmeyecek bir şey. Ses karakteristiği de değişebilir tabii çalışırken veya bir yerlerden açılabilir. Amaca uygunluk bir de önemli tabii. Yani sizin yapacağınız ürün çok büyük olabilir, çok küçük olabilir, değişik şekillerde olabilir o şekli. O malzemeyle yapabiliyor musunuz mühendislik tarafı için bu tasarım tarafında o amaca uygun olması lazım. Bir de tabii sonuncu olarak aslında çok da önemli olarak iyi bir fayda maliyet oranına sahip olması lazım. Yani ne ucuz diyebiliriz buna, ne pahalı diyebiliriz. Bazı ürünler daha ucuz olabilir bir malzeme, daha ucuz olabilir ama yeterince iyi değildir. Diğeri çok kalitelidir ama çok bağlıdır. Ama siz belli bir kısıt içerisinde bunu üretmeye çalışıyorsunuz. Özellikle son kullanıcıya satış yapacaksanız veya kendinize yapıyorsunuz. Çok çok pahalı bir malzemeyi kullanmak istemeyebilirsiniz. Yani eğer ki çok büyük fayda artışı sağlamıyorsa. Dolayısıyla fayda maliyet oranının da iyi olmasını istiyoruz. Şimdi buradan devam edersek bakalım ne kullanabiliriz? E aslında malzemeleri birkaç bölüme ayırdığımızda bir önce ahşaplar olabilir. İkincisi metal gibi malzemeler olabilir veya mermer, taş benzeri malzemeler olabilir. Beton olabilir. Bir de plastik veya kompozit malzemeler olabilir. Bunlara biraz şimdi bakalım. Mesela ahşaplarda neler var? MDF, HDF gibi medium density yani orta yoğunluklu fiber plaka veya high density, high density fiber board dediğimiz o daha yoğun fiber plakalar olabilir kontrplak plak olabilir, masif ahşap olabilir, bunların hepsi ahşaptır. Hatta işte şey de var, e, sunta da var ama kullanılmaz genelde. E, metaller birçok metal olabilir, e, işte alüminyum olabilir, demir olabilir, çelik olabilir. Mermer zaten belli, beton belli. Plastik malzemelerde de e, selanie olabilir, e, fiber olabilir, cam elyafıyla yapılmış, polyesterden özel kalıplarla şekil verilmiş malzemeler olabilir. Şimdi burada her malzemenin avantajına şöyle hızlıca bir bakalım. MDF, HDF'nin avantajı şu. Uygun maliyetli ve şey genelde rezonansı düşük olan, en düşük olan değil ama genelde rezonansı düşük olan homojen yapılı çok kolay işlenebilir malzemelerdir bunlar. MDF daha düşük yoğunlukludur, daha hafiftir. HDF daha yüksek yoğunluklu, daha ağırdır. İşlenmesi de ona göre daha zordur ve daha pahalıdır ama MDF ve HDF hem işlenebilir olması, homojen olması, her yerinde hemen hemen aynı özellikte olmasından dolayı tercih edilen bir malzemedir. Fiyat-performans oranı da genelde iyidir. Kontrplak plak güzel bir malzeme olabilir. Kontrplan plak ama çeşitleri çok fazladır. kontrplan. değişik ahşaplardan üretebiliyor. Mesela işte ne var? Kayın'dan üretiliyor, huş ağacından üretiliyor akasya ağacından üretiliyor. Farklı farklı şeyler var. Eee kontrplaklar var. Dolayısıyla kontrplak hangi kontrplak olduğu burada önemli oluyor. mesela huş ağacı genelde veya işte marin kontrplak diyorlar galiba. Genelde huştan üretiliyor ve suya karşı çok dayanıklı şey yoğun bir malzeme. Bunların şekilleri de genelde yani üniformdur. Çok fazla problem yaşamazsınız. İşlemesi çok fazla olmaz. E, dolayısıyla kontrplak da e, iyi bir malzeme olabilir ama MDF kadar e, homojen bir yapıda değildir. Şekli yine biraz değişebilir, hafif çalışabilir. MDF bu yönden daha avantajlıdır. Kontrplak hangi ko malzeme olduğu da önemlidir. Çok hafif kontrplakların şekli değişebiliyor, üniform olmuyorlar. O yüzden kontrplak e, hangisi olduğuna göre değerlendirmesi gereken bir malzemedir. Masif ahşap e, çok fazla tercih edilmiyor. Çünkü masif ahşap iyi olmasına rağmen hangi ahşap yine burada olduğu önemli. Ee, i̇şte kavak olur, şey olur, e, ceviz olur. E, mesela ceviz iyi bir ağaç, e, ağırdı, abonoz olabilir. Bunlar mesela çok pahalı ve iyi olan ağaçlar ama cevizden mesela masif bir cevizden kabin yapmak çok şey olabilir, çok pahalı olabilir. E, dolayısıyla işlemesinden dolayı da çok tercih edilen bir malzeme olmaz. Ama en büyük problem burada genelde. Çok pahalı olmaları şey için, ortalama bir kabin üretimi için. Metaldeki problem şu, metali işlemek çok zor. İşte alüminyum da olsa şey de olsa, çelik de olsa aslında rezonansı çok şey değil, yüksek olmuyor genelde, düşük rezonansa sahip oluyor. İşlemesi, tasarımı, üretimi zor olan bir malzeme yapıyorlar ama çok fazla görülen bir şey değil. Çok tercih edilen bir malzeme değil. Bazıları da tınlıyor. Ne kadar kalın olduğu, ne kadar rezonans düşük olduğu farklı malzemelerde farklı olabilir. Mermer ve benzeri de olabilir. Mermerin de düşük rezonansı var. Orada da yine işleme problemi, üretim problemi, şekil vermenin zor olduğu bir malzeme. Dolayısıyla mermer ve benzerini kullanmak bu anlamda çok kolay olmayabiliyor. Fakat yapanlar var. O da güzel olabilir iyi bir şeyse, iyi şekilde işlenip amacına uygun kullanılırsa. E, beton, mesela beton burada enteresan bir örnek. Ben de birkaç tane deneysel ürün e, ürettim bu konuda. E, beton düşük rezonansa sahip, şekil verilebilmek açısından aynı zamanda avantajlı bir ürün. İyi bir kalıp yapar, yani kalıbı hazırlamak zor ama iyi bir kalıp yaparsanız o kalıptan beton ürün çıkartmak seri bir üretim yapmayı düşünüyorsanız şey olabilir avantajlı olabilir bir de betonu çok farklı şekillere sokabilirsiniz kalıp sayesinde dolayısıyla ahşabın üzerindeki işleme veya metalin üzerindeki işlemeden çok daha kolay şekilde yuvarlak şekiller verebilirsiniz o yüzden de beton bu anlamda avantajlı ama onun da zorluğu iyi bir kalıp yapmak kalıbı ve ürünü üretirken betonla uğraşmanın bazı zorlukları var o yüzden beton çok fazla tercih edilmiyor seri üretilen ürünlerde. Ama ben deneysel olarak veya benim mesela model MA'nın şeyinde ön panelinde şey yaptım. Mesela beton kullandım. O da özel şekli verebilmek hem de rezonansın düşük olması açısından orada beton uygun olabilir o tip durumlarda. Plastik veya kompozitler söz konusu olabilir. Mesela plastik genelde çok küçük kabinlerde enjeksiyon plastik olabiliyor. Yani çok iyi bir malzeme değil plastik kendi başına. Çünkü rezonansı olan bir malzeme. Çok kalın kullanmadığınız sürece tek başına da büyük bir kabini enjeksiyondan ve kalın şekilde çıkarmak zor. Ama cam elyafı ve benzeri kompozit malzemeler kullanılabiliyor. Ee, High end bazı ürünlerde bunu görüyoruz. Yani özel kalıplarla cam elyafından, e epoksiden, e şey yapılabiliyor. E Epoksi diyorum pardon, polyesterden cam elyafından çok güzel ürünler yapılabiliyor. Mesela e işte Keffin Blade ürünü o çok özel şeklini hem e şeyle kompozit o malzemeyle verilmiş durumda. Hem düşük rezonansa sahip. Eee kendine has çok güzel bir ürün. Dolayısıyla burada baktığımızda tekrar malzemeleri işte ahşap, metal, mermer, beton, cam da olabilir mesela cam, camdan da yapıyorlar. O da düşük rezonansa sahip ama onu da yine işlemek zor. Ağır bir malzeme. Ya mesela beton da çok ağır bir malzeme. MDF'nin iki katından daha ağır oluyor şey yaptığınızda, ürettiğinizde. 2-3 katı civarında bir ağırlık yani küçük bir kabin bile 20 kilo, 25 kilo oluyor küçük bu şelf büyük kabin üretirseniz 60-70 kilo en az olur, 100 kilo olur yani şey büyüklüğüne göre. Dolayısıyla o ağırlık hem iyi hem kötü anlamda etkisi olabiliyor. Şimdi burada mesela benim burada yine şeye dönmek istiyorum. Yani burada en iyi malzeme diye bir şey yoka tekrar dönmek istiyorum. Bizim kullanım amacımıza en uygun en doğru şekilde yaptığımız ve doğru şekilde kullandığımız bir ürün olması lazım. Yani MDF'yi kullanırsınız, kötü bir kabin de yapabilirsiniz veya kontrpla. Ee, işte mesela burada rezonansı düşürmenin yollarından bir tanesi sadece malzemeyi seçmek değil. Kabinin iç desteklerinin de olması gerekiyor. Yani çok büyük bir kabini hiç iç desteksiz yaparsanız inanılmaz rezonansa sahip olacak, tınlayacak ve bozuk sesi çıkacaktır. Darbuka gibi kabinin kendisi şey üretir, ses üretir. Dolayısıyla ee, mesela onu kullanırken, mesela bir tane örnek göstermek istiyorum şimdi burada. Mesela, şimdi mesela burada bakın, bu ekranda gözüken şey kabin, kefin referans 5 ürünü. Ref, referans 5'e baktığınızda bakın, bu MDF'den üretilmiş, HDF değil sanırım, MDF olduğunu düşünüyorum, HDF de olabilir ama e, gördüğünüz gibi ne kadar içeride destekler var, bu kocaman bir kabin, yani boyu bir buçuk metreye yakın bir kabin yani o civardaydı ve içinde her birçok bölgede destek yapmış durumda Dolayısıyla bunun amacı şu bu kabinin eğer plakalar çok büyük olursa ve içeride destek olmazsa o plakanın öz rezonansı daha düşük oluyor yani düşük bir frekansta rezonansa sahip oluyor ve daha duyulabilir. E, şekilde bir e, rezonansa sahip oluyor ve de genliği de daha fazla oluyor. Yani daha kulağa fazla gelen şekilde ses çıkıyor. Ama siz bunu küçük bölümlere ayırırsanız, desteklerseniz kabini bu bölümcüklerin hem öz rezonans frekansları düşüyor, ha, yükseliyor frekans olarak ve genliği de düşüyor. Dolayısıyla hem daha az duyacağımız, daha az rahatsız olacağımız bölgede bir rezonansa doğru çıkıyor hem de onun kulağa gelişi de yani kulağa gelecek miktarı da azalıyor. Mesela ben de kendi tasarımlarımdan şeyi model R'yi yaparken bakın burada da bu model R'nin üst bölümü iç bölümünü görüyorsunuz. Rezonansı azaltmak için her yerden destekli yani 1, 2, 3 destek var. Alt tarafta da 2 destek daha var yani 5 destek var boylamasına. E, diklemesine de bir destek, arka taraftaki kapak desteği ile birlikte ayrıca ön panelin rezonansının düşürülmesi için de gördüğünüz gibi burada çift katlı e, MDF kullanılmış durumda. Dolayısıyla bu tabi kendine göre e, yani MDF'nin e, kendi öz frekansını da yükseltip yandığını düşürdüğü için kulağa çok daha az rezonansın gelmesini sağlayan bir şey e, uygulama oluyor. Dolayısıyla burada söylemeye çalıştığım şey nasıl uyguladığınız yani MDF'yi alıp direkt kullanırsanız iç tasarımını düzgün yapmazsanız kabinin evet kötü bir ses elde edebilirsiniz veya sıradan bir ses elde edebilirsiniz ama doğru şekilde tasarlarsanız şey olabilir iyi bir ses elde edebilirsiniz veya bu kabini tamamen betondan dökebilirsiniz diyelim ki fakat onda da yine iç destek yapmanızda fayda var. Ama mesela beton böyle büyük bir kabinde o 1 metre 20 santim civarında modelre ki çok çok ağır olacaktır. Mesela bir e, malzemeyi doğru kullanma ile ilgili bir iki örnek daha göstereceğim size bir saniye. Şöyle masada ben örnekleri hazırlamıştım. Şimdi mesela burada bakın mesela bu model MA'nın benim model MA'nın ham hali. Şimdi burada mesela ben MDF kullanıyorum ama Bakın MDF'nin kalınlığı. Burada neredeyse ön panel 5 cm'e yakın kalınlıkta bir MDF var. Dolayısıyla burada rezonans düşüyor. İçine de baktığımızda şöyle döndürelim. Evet. İçine de baktığınızda bakın. Evet. Ne kadar destekli olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla buna vurduğunuzda tınlaması düşük. İki. Burada şey. Model MA'nın beton ön panelli olan versiyonu bakın şimdi burada şurası beton arka taraf mdf ama yine içten destekli gördüğünüz gibi burada benim kullanma amacım Tabii şey şimdi burada ahşap yaptığımızda yani mdf yaptığınızda Bakın bu ham halinde ön panel keskin hatlara sahip. Ben bunu zımparayla veya işte değişik frezelerle buna şekil veriyorum. Ama şey olduğu zaman ben bunu betondan yaptığımda bu işlemlerin çoğuna gerek kalmıyor. Ve de ne oluyor? Her üretimde ben istediğim şekli tam olarak yakalayabiliyorum. Çok düşük rezonansta ve yüksek kalitede ses üretebilen bir ürün haline geliyor. Sonuç olarak Malzemenin ne olduğundan ziyade bizim onu nasıl kullandığımız daha önemli. E, doğru şekilde kullanırsak nispeten daha ucuz olan bir malzeme ile çok iyi bir ses elde edebiliriz ama doğru bir tasarım yapmazsak pahalı bir malzeme ile de kötü bir e, ürün üretebiliriz ve bizim için mühim olan burada fiyat performans oranını da yakalamak. Yani belli bir kısıtlar içerisinde çalıştığınızda o kısıta uygun olarak en iyi sesi nasıl elde edebiliyorsunuz? Onu düşünmek lazım. Zaten bu yüzden piyasada baktığınız birçok kabin hatta high-end kabinlerin de birçoğu genellikle MDF'den üretilir. Üzeri güzel ahşap kaplanır ve benzeri yapılır ama e, genelde MDF'dir. Çünkü MDF'nin fiyat performans oranı iyidir. Genel olarak homojendir. Rezonansı düşüktür. Kolay işlenebilir. Ağırlığı da e, ideal bir ağırlıktadır. E, dolayısıyla üreticilerin çoğu bunu kullanırlar ama doğru şekilde kullanmaya çalışırlar. Ha, çok high-end ve çok çok yüksek fiyatlara satılan ürünlerde yüz binlerce lira veya daha da pahalı olan milyonlara satılan kabinler var. O zaman istiyorsanız abonozdan yapın, şeyden ceviz ağacından masif yapın filan. Ona göre önleminizi alın ama belli kısıtlar içinde nasıl yaptığınız önemli. O yüzden malzeme değil uygulama daha önemli diye şey yapıyorum, vurgulamak istiyorum. Şey böyle, kahvem oldu. <laughs> Sonuç olarak ben daha çok MDF'yi günlükte kullanıyorum. Kontrplak da kullanabilirsiniz ama pahalı. Yani şimdi bir de ben deneysel çalışmalar yapıyorum. Yani bir ürünü bir prototip yapıyorum. O prototip iyi mi olacak, kötü mü olacak? Yani çok pahalı bir malzemeyi de harcamak, boşa harcamak, lüks bir hareket. Dolayısıyla ben uygun maliyeti yüksek performans dolayısıyla MDF'yi tercih ediyordum ama dediğim gibi betonu da kullandım. Tamamen betondan da bir kabin yaptım. O da deneysel bir çalışmaydı. Model MA'nın mesela ön panelini beton yapmak benim için güzel bir deneysel çalışma oldu. Gerçi diğer bölüm MDF ama o ikisi birlikte olduğunda çok ucu, çok güzel bir kabin haline geldi. Benim daha çok tercihim o yüzden MDF. kontrplakta olabilir. Eğer biraz daha yüksek maliyete katlanıyorsanız veya o plan ham görüntüsünü güzel bir cilayla kullanmak istiyorsanız mesela kontrplak da uygun olabilir. Ama eğer kişi yapılacaksa üstü ayrıca kaplanıp boyanacaksa MDF kontrplak'a göre maliyet ve performans avantajına sahip bir ürün. Evet bugünlük böyle. Eğer sizin görüşleriniz nedir, deneyimleriniz nedir yazarsanız sevinirim. Ee, sizin kullandığınız kabinlerin malzemesinin ne olduğunu biliyor musunuz? Mesela onu da sormak isterim. Çoğu kişi mesela ahşap görünümlü olduğu için ham e, masif ahşap zannedebiliyor ama içinde sunta veya MDF olabiliyor. Görüşlerinizi bekliyorum. Beğenirseniz beğenmeyi. Eğer e, kanalımı takip etmiyorsanız da abone olmanızı rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler.